Eksi üssü buraya uygulayacak olursak çarpmaya göre tersini alırız. 3 bölü 2 üssü 100 olarak bulabiliriz. Z bölü 7, 7 ile bölümünden kalanların aynı olduğu, yani mod 7 dediğimiz kümedir. Dolayısıyla tam sayılardan bahsediyoruz. Herhangi bir kesirli sayı olmaması gerekir. Böyle durumlarda 7 ile bölümünden kalanı aynı olan sayıları kullanabiliriz. Bu da pratik olarak şu anlama gelir. İster katsayı olsun, pay olsun, payda olsun, üs haricinde gördüğümüz her sayıya mod eklenip çıkarıldığında sonuç değişmez. Tam bölmesi için 3 yerine bunun 7 fazlası olan 10'u kullanabiliriz. Dolayısıyla burada 10 bölü 2 üssü 100, buradan da 5 üssü 100 değerini bulabiliriz. Bunun 7 ile bölümünden kalana bakmamız gerekiyor. Şunu da yapabiliriz. Burada 5'in kuvvetlerini almak biraz daha büyük sayılar çıkaracağından dolayı 7 çıkartırsak eksi 2 üssü 100'ü düşünebiliriz. Üs çift olduğu için tekrar burası artı olacaktır. Dolayısıyla 5 üzeri 100 yerine 2 üzeri 100'e bakmak daha kısa sürmesini sağlar. Buradan x mod 7 diyebiliriz. Modumuz asal, tabanla mod aralarında asal. Dolayısıyla modun bir eksiğinde 1 buluruz. 2 üssü 6 denktir 1 diyelim mod 7'de. 100'e ulaşmak için her iki tarafın 16. kuvvetini alırız. 2 üssü 96, 2 üssü 96 denktir 1. 100'e ulaşmak için her iki tarafı 2 üzeri 4 ile çarpalım. 2 üssü 4 ile çarptık. Burası 16 çıktı. Burası da 2 üssü 100 oldu. Dolayısıyla 2 bölü 3'ün eksi 100. kuvvetini bu şekilde ifade etmiş olduk. 16'yı 7'ye böldüğümüzde ise 2 kere 7 14, 2 kalanını verecektir. Dolayısıyla cevabımız 2'dir.